bekliyorum. Arasana. Ne için? Arasana 155'i. Ne için arıyorum? Önüme kırmızı arar mı? Bu sırada o tali yoldan bir araç önüme atlayarak benim gidişimi engelledi ve ben bir anda durarak kornaya basmak zorunda kaldım çünkü çarpmak istemedim. Bundan sonrasında araçtan indi. Karşı tarafta hemcinsindi yani çok şaşırtıcı bir şekilde. Araçtan inen kadın bana bağırmaya başladı. Neden bana yol vermiyorsun? Yol vermek zorundasın gibisinden. Ben de yol vermek zorunda olmadığımı ve benim de arkamda araçların beklediğini söyledim. Bu şekilde oldu. Ondan sonra yol vermek istemeyince bana bağırmaya, hakaret etmeye başladı. Yani inanın bir kadının ağzından çıkamayacak şeylerdi. Hani ben söyleyemeyeceğim. En basitinden Allah belanı versin gibi şeylerle başlayarak ve artık küfürlü şekilde devam etmeye başladı. Ben de çekmek istedim bir avukat olarak delil oluşturmam gerekiyor. Çekmek istediğim sırada nasıl beni çekersin diye saldırmaya başladı bana. Aracımın camı açıktı ve camdan içeri girdi. Telefonu elimden almaya çalıştı. Bir arbede oldu. Telefonu elimden alınca kamera kapanmış oldu. Devamını çekemedim. Ondan sonra vatandaşlar geldi araya girdiler. Ayırdılar. Hani onu benden uzaklaştırdılar. Çünkü bana saldırma halindeydi hala. Zarar görmemem için araya girdi vatandaşlar. Darp edildim. Ellerimde tırnak izleri vesaire de vardı. Darp raporu da aldım. Şikayetçi de oldum. Olay yerinde birçok tanık da var zaten. Bu işin peşini bırakmayı düşünmüyorum. Ben kadına karşı şiddete karşı hep mücadele eden bir avukat olmuşumdur. Bu süreçte böyle bir şiddete maruz kalmak ve bir kadın tarafından bu şiddete maruz kalmak gerçekten çok acı bir durum yani. O yüzden de bu işin peşini bırakmayı düşünmüyorum. Bu mahkeme.